Tabii ki burada biraz ezberiniz güçlü olması gerektiği gibi bölgesel olarak yerlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sorularımız genelde kuruluş yerleriyle ilgili olarak başlangıcı sağlıyorlar ve diyelim işte Erzurum ya da Malatya bölgesinde kurulmuş olan beylik aşağıdakilerden hangisi dedikleri gibi eserleriyle ilgili de beylikleri tanımanızla bağlantılı olarak sorular gelebiliyor. Şimdi biz burada kurucusuyla bir tanışalım. Saltuklular 1072-1202 tarih gördüğünüz gibi Malazgirt'ten hemen bir yıl sonrasında meydana gelmiş olduğunu görüyoruz. Yerleri Erzurum-Kars bölgesi civarında yerleşen bir beylik. Ebu Kasım Saltuk zaten ismiyle bağdaşan bir beyliğini kuracak. Önemi ise ilk beylik Ermeni ve Gürcü saldırılarına karşı Türklerin Anadolu'da güven içerisinde yerleşmesini sağlayan bir beylik olduğu aklımızda bulunacak ve gelelim eserlerine. Şimdi bu en çok buradan, fakat tarihi sorularının özellikle ÖSYM'nin hangi sınavı olursa olsun sorulduğu dönemleri şöyle incelediğimiz zaman 1. Anadolu beyliklerinden arkadaşlar sorulmamış hiçbir yer kalmadı. Hepsini sordular. O yüzden mümkün olduğu kadar 1. Anadolu beylikleri değil de son 2016'dan itibaren de 2. Anadolu beyliklerinden soru geldi, ama bu demek değildir ki burayı es geç, sadece 2. beyliklere çalış. Yine önemini ve riskini taşımakta. Ve bizim için önemli olan ise şu eser kısmıyla kurulduğu yer bölgesini lütfen iyice aklınızda yerleştirmeyi unutmayın. Erzurum Üç Günbetler, Erzurum Ulu Camii, Tercan Mama Hatun Külliyesi Saltuklular grubunda en önemli eserlerdendir. Tekrarlıyorum, Erzurum Kars iyi bileceğiz ve eserleri hakkında mutlaka ki aklımızda tutacağız. Diğer beyliğim Danışmentliler. 1080 ve 1178 arasında varlık gösterecekler. Danışment Ahmet Gazi tarafından Anadolu'da adına para bastıran ilk Türk hükümdar olarak anılır. Bu da önemli bir bilgidir, unutma. Sivas, Kayseri, Tokat, Amasya dediğimiz bölgede varlık gösterdiler. Ve dikkat edin, hep doğuda. Neden doğudalar? Ağırlık or taraftan giriş yapmamızda kaynaklı olarak. Ve doğudan geliyor sürekli olarak Türklerin içeriye girişleri. Orta Asya'nın yakınlığıyla hesap edin. Önemi en güçlü beylik, ki doğru, Anadolu Selçuklu'ya en çok uğraştıran beylik olacak. Çünkü bunlar bir müddet sonra birbirleriyle iktidar hırsı sebebiyetiyle çatışmaya girecekler. Haçlara karşı mücadele eden bir beylik olduğunu unutmayacağız. Danışmentli, Danışment Bey'in Danışmentname adlı bir destanı ve eseri olduğunu, Ahmet Gazi'nin ise yine Danışmentlilerin dönem beyliklerinden birisidir, Haçlılarla mücadelesini anlattığını unutmayacağız. Şimdi eser önemli. Tokat Niksar Yağı Basan Medresesi, ki çok soruldu çünkü Anadolu'daki ilk medrese olması özelliğiyle soruda tehdit oluşturan bir konudur. Niksar Melik Gazi Türbesi ve Kayseri Ulu Cami yine arkadaşlar Danışmentlilerin önemli eserleridir. Zaten özellikle Büyük Selçuklu Devleti ve onun takibinde oluşan bu beylikler yaptıkları eserlerde, özellikle camilerde ulu kelimesini çok fazla kullanmışlardır. Ve bu da size bitiyor olsun. Herhangi bir ulu ifadesini veyahut da daha sade bir cümleyi duyarsanız eğer, bilin ki bunlar Anadolu Selçuklu veya Büyük Selçuklu ve beyliklere ait eserlerdir. Osmanlı ile ayrıştırmak çok kolaydır. Çünkü Osmanlı'nın eserlerinde yeşil, paşa veyahut işte hükümdarların isimleriyle bağlantılı eserler vardır. O yüzden mümkün olduğu kadar karışmazlar. Burayı ulu kelimesi bir tiyo olarak aklında bulunsun.